Tıp fakültesinde hastalıkları öğrenirken bu hastalıkların görülme sıklığının %1, %2, %5 gibi rakamlarla ifade edildiğini görüp alt alta topladığımda aslında sağlıklı kimsenin olmadığını düşünmeye başlamıştım. Hastalıklar da yaşamın bir parçası ve onlarla boğuşmak yerine ufak tefek problemleri kabul edip hayatımıza devam etmemiz gerekir. İşte sinir sıkışması veya bilimsel ismiyle karpal tünel sendromu da toplumun ortalama %5'i gibi oldukça büyük bir kısmını etkileyen çok yavaş seyirli bir rahatsızlıktır. 50-55 yaşların üzerinde el parmaklarında uyuşma, elektriklenme, kuvvet kaybı ile karakterize bir rahatsızlıktır. İlerledikçe hastalar geceliğin sabaha doğru eldeki uyuşma ile uyanırlar. Daha sonraki aşamalarda ağrılar omuza kadar uzanır, çok yavaş bir şekilde şikayetler yıllar içinde artar. Farklı tedavi yöntemleri kısa süreli iyilik hali sağlasa da kalıcı tedavisi cerrahidir. Peki ciddiye almamız gereken bir hastalık mıdır? Yoksa bu durumu kabul edip hayatımıza devam mı etmeliyiz? Elin baş parmağı, işaret parmağı ve orta parmağı ile birlikte yüzük parmağının yarısının duyusunu median sinir adı verilen sinir alır. Bu parmakların her iki tarafından gelen sinirler birleşerek bu siniri oluşturur ve avuç içinde diğer 9 tendon ile birlikte seyrederek ön kola doğru giderler. Avucun el bileğine yakın ön kısmında bütün bu tendonları ve siniri örten kalın sert bir kılıf vardır. Yıllar içinde bu kanalın hacminde azalma olur. %70'inde bu azalmanın sebebi bilinmemekle birlikte yaşa bağlı kemiklerdeki dejenerasyon ve şekil değişikliği buna sebep oluyor olabilir. Geri kalanında el bileğinde iyileşmiş kırıklar, bu kanalın içini döşeyen zarın romatizma gibi hastalıklarla birlikte kalınlaşması sebep olabilmektedir. Şişmanlık, tiroid bezinin yetersiz çalışmasına bağlı hipotiroidizm, böbrek yetmezliği de diğer risk faktörleridir. Bayanlarda 3 kat sık olup şeker hastalığında da ihtimal artmaktadır. Yine devamlı bilgisayar başında mouse kullananlarda da elin pozisyonuna bağlı sinir sıkışma semptomları daha kolay ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir sebeple koltuk değneği veya yürüteç kullananlarda ya da uzun mesafe bisiklet kullanan bireylerde de geçici süreyle karpal tünel sendromu bulguları çıkabilmektedir. Bir tarafta olduğunda diğer tarafta da olma ihtimali %73 olup ailevi bir yatkınlığı da düşündürmektedir. Rahatsızlığın ilerlemesi çok yavaş bir şekilde 5-10 yılı bulur. Başlangıçta haftalar sürebilen şikayetler sonrası aylarca, bazen yıllarca ağrısız normal dönemler olur. Yıllar içinde şikayetler artar ve şikayetlerin olduğu periyotlar daha uzun süreli olmaya başlar. Geceleri sabaha doğru uykudan uyandıran el parmaklarında uyuşukluk olur. Teorik olarak el parmaklarının ilk dördünde uyuşukluk olması beklense de hastalar her zaman bu ayrımı yapamayıp tüm parmaklarında uyuşukluk olduğunu ifade edebilmektedirler. İleri dönemlerinde dirsek ve omuza kadar çıkabilen ağrılar ile geceleyin uyanıp elini silkeleme ihtiyacı duyarlar. Tedavisi geciken hastalarda elin baş parmak tarafındaki küçük kaslarda zayıflık ve çöküklük olmaya başlar. Tanıyı koymak için genelde biraz önce bahsettiğim şikayetlerin olması ve fizik muayene yeterli olabilmektedir. Muayenede hastanın karpal tünelinin üstüne basınç uygulandığında 10-15 saniye içinde başlayan el parmaklarında uyuşukluk hissini tarif eder. Çoğunlukla muayene ve şikayetlerle tanı ve tedavisi planlanabileceği önerilse de hekimler tanıyı doğrulamak için elektromiyografi ya da kısaca EMG olarak bilinen sinir testi isterler. Bu test çoğunlukla nöroloji veya fizik tedavi hekimleri tarafından uygulanıp raporlanır ve tanıyı destekler. Çok yavaş seyirli bir hastalık olduğunu ifade etmiştim. Hastalar şikayetleri iyice arttığında kendileri tedavi talep ederler. Erken dönemde el bileklikleri şikayetleri bir süreliğine geriletir. Karpal kanalın içine steroid enjeksiyonu da geçici bir süre için şikayetleri giderebilir. Hastalar çoğunlukla kalıcı tedavi beklediklerinden mutlu olmazlar. Hastalık ilerledikçe bu tedavi yöntemlerinden alınan fayda da kısa süreli olmaya başlar. Hastalığın tam tedavisi karpal tünelin üzerindeki gergin bağın gevşetilmesi ameliyatıdır. Hem ortopedi hekimlerinin hem de beyin cerrahlarının uyguladığı bu ameliyat 15-20 dakika içinde tamamlanır. Çoğunlukla ameliyat bölgesinin uyuşturulduğu lokal anestezi ile veya damardan ilaç ile hasta sersemletildikten sonra yine lokal anestezi ile yapılan basit bir cerrahi işlemdir. Karpal tünel gevşetme ameliyatı günübirlik yapılan bir işlem olup ameliyattan yarım saat sonra hasta evine gider. Birkaç günlük pansuman sonrası bir hafta sonra yara yerini açık bırakabilir. Ameliyatın ertesi günü hastanın ameliyatına ait ağrıları kaybolur ve ameliyat öncesi olan gece ağrıları da bir daha gelmemek üzere tamamen düzelir. Dikiş atılmış ise
15 gün içinde dikişleri alınır. Ben cilt altı eriyebilen dikiş ile ameliyatı tamamladığından hastaları bir daha dikiş almaya çağırmıyorum. Hasta ertesi gün yemeğini yerken, yazısını yazarken elini kullanabilir. Arabasını kullanması 2-3 hafta, bulaşık çamaşır gibi ağır işler içinse 1,5 ay gibi bir süre beklemesinde fayda vardır. Avuç içinden yapılan bir ameliyat olması nedeniyle elini kullanarak çalışan insanlar için tam performans kazanma 3 ayı bulabilmektedir. Eğer tedavi çok gecikmiş, ameliyat olmayı 10-15 yıl ertelemiş bir hasta ise sinir üzerindeki bası sinirde geri dönüşümsüz değişiklikler yapmış olur. Biraz önce bahsettiğim elin baş parmak tarafındaki kaslarda erime geri dönmez. Parmak uçlarındaki uyuşukluk tamamen düzelmez ama bu hastada bile tatmin edici sonuç alınır ve hastanın gece ağrıları kaybolur. Ameliyat sonrası tekrarlama diye bir şey olmaz. Şikayetlerin tekrarlaması yetersiz gevşetmeye bağlıdır. Ameliyat sonrası antibiyotik verilmez. Her branşta moda olan lazerli ameliyat burada da oluyor mu diye soranlar oluyor. Lazer ve ultrason, karpal tünel sendromunun cerrahi dışı tedavisinde kullanılabilmektedir. Diğer yöntemler gibi bunlar da kısa süreli iyilik hali sağlar. Hastaların çoğunlukla lazer ameliyat diye sordukları yöntem endoskopik tekniktir. Endoskopik yöntemi 2000-2004 yılları arasında biz de kliniğimizde uyguladık. Buradaki deneyimimizi Helsinki'deki Avrupa Ortopedi Kongresi'nde sundum ve daha sonra da makale haline getirdim. Açık tedavisi bu kadar basit, kısa ve etkili iken kapalı yapılan yöntemde öğrenme süresince birçok komplikasyon gelişebileceğini ifade etmiştik. Deneyimli kliniklerde uygulanabilse de açık yönteme bir üstünlüğü bulunuyor. Sonuç olarak karpal tünel sendromu geliştiğinde cerrahi tedaviden korkmayın. Ameliyat sonucunun çok iyi olacağından emin olabilirsiniz. Sağlıklı günler sizin olsun, hareket hep sizinle olsun. Gerçeği, sadece gerçeği anlattığım videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın.